Burası da çok dar ya. Nasıl gireceğim oğlum ben buraya? Lan! Kimse... Lan! Oğlum açsanıza lan! Açsanıza oğlum! Kim... Ne yapsam bilmiyorum, ne yapsam bilmiyorum vallahi. Artık elinde sonunda gideceğim orayı açacağım. Bunu istiyorlar yani. Harbi bunu istiyorlar. Ben artık ya burada duramayacağım, ya orayı açacağım ya da... Kaçmak istiyorum arkadaşlar artık buradan. Şimdi sizinle birlikte yukarıya çıkacağız. Geçen gece yaşananlardan dolayı kendimi çok iyi hissetmiyorum bugün. Dün gece mesela ben müzik falan dinlerken odamda bir ton ses geldi. Kapıyı falan zorladı birisi. Sanki çıktı oradan birisi falan. Ben dün geceden beri oraya bakmıyorum. Şimdi birlikte çıkıp bakacağız sizinle beraber. Siz de videoya geçmeden önce güzel bir like ve yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Buradan yukarı çıkacağım şimdi. Bakalım, bakalım ne durumda. Umarım yanlış bir şey olmaz yani burada. Evet, tam olarak şurada arkadaşlar. Ne oldu lan? Çıkmış gibi gözüküyor şu anda ama yine de bir bakalım biz. Bilmiyorum ki moruk, şimdi gidip açsam mı orayı yoksa hiç karışmasam mı, hiç ellemesem mi, böyle bir şeye ulaşmasam mı bilmiyorum ya. İçeride kimse var mı lan acaba? Normalde böyle bir şey yapmayacaktım ama sizin için yani. Buraya normalde mühürlemiştim. Buraya kimse giremez diye. İçeride yatıyor bak dur. İçeride büyük ihtimal, yavaş yavaş açıyorum. Orada mı lan? Çok karanlık oğlum gözüm. Aa! Kimse yok lan. Oğlum kimse yok lan. Nasıl ya? Nasıl böyle bir şey olabilir oğlum? Nereye gittin lan? Buradan falan mı zıpladın gittin? Buraya mı gittin? Ne yaptın? Kaçmış olamaz arkadaşlar. Kaçmış olamaz ya. Gerçekten kaçmış olamaz ya. Nereye gitti o zaman? Çatıda bir yerde mi lan? Aa orada bir yer var. Bak. Orada bir yer var bak. Şura falan mı acaba? Oraya falan mı gitti? Ne yaptı? Oraya ev mi yapmış kendini? Ne yaptı? Ya, bunun içinden bir yere kaçmış olabilir mi? Dur bakayım. Burada bir yer falan var mı? Bak bu bebek ne alaka oğlum? Aa! Şey değil mi lan o? Allah belasını versin ya. Harbi Allah belasını versin ya. Nasıl olacak bu şimdi? Nereye gitmiş olabilir ki yani? Çok sinirlenmiş durumdayım şu anda. Gelin bakalım o zaman arkadaşlar içeride. İçeride gidebilecek bir yer var mı? Gelin beraber bakalım sizinle. Burası da çok dar ya. Nasıl gireceğim oğlum ben buraya? Buradan nereye kaçabilirsin ki? Buradan nereye kaçabilirsin ya? Aa bak buradaki... Oğlum bu ne alaka lan? Baksanıza arkadaşlar. Hatırlayan... Lan! Kimse... Lan! Oğlum yardım edin lan! Burada kilitli kaldım şu anda. Kur'an çarpsın. Ne yapacağım? Mert Ali! Evde yok mu oğlum kimse? Bismillahirrahmanirrahim. Bir flash bir şey açayım ya. Ya ne yapacağım? Anasını satayım. Burada kaldık ya. Paylançolar kilitledi mi beni buraya? Ne yaptı oğlum lan? Ben... Kilitlediler beni buraya bak. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Benim nefes darlığım da var arkadaşlar. Ben burada... Nefes alamıyorum ya. Oğlum açsanıza lan! Açsanıza oğlum! Kim... Bu böyle olmaz. Bunu... Nasıl kaçacağım ben buradan ya? Yok abi yok. Nasıl yapacağım ben ya? Nasıl açacağım burayı ya? Çıldırdım şimdi ha!
Terledim zaten. Arkadaşlar ben paylançoyu buraya kilitledim diye bana inat yapıp beni buraya kilitlediğine inanıyorum ben. Ben buna inanıyorum. Yemin ederim ben buna inanıyorum. Çok sıkıntılı bir olay ya. Gerilmekten var ya kalbim çıkacak yemin. Gerilmekten var ya kalbim çıkacak yemin ediyorum kalbim çıkacak. Mert Ali! Lan! Mert! Arkadaşlar şu an sanki böyle bir mezarlığın içinde gibi hissediyorum kendimi. Ne nefes alabiliyorum, ne solunum yapabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Çok da sıcak oldu burası. Gerçekten çok bunalmaya başladım ya. Oğlum açın lan kapıyı. Kur'an çarp... Kimse yok mu lan? Evde tek başıma mıyım sabahtan beri ben? Lan? Aa! Oğlum sen orada ne yapıyorsun? Yasin ne işin var lan? Sen orada ne yapıyorsun? Beni bırak. Yasin senin burada ne işin var lan? Aa! Bir dakika, bir dakika. Oğlum, dur geliyorum. Oğlum senin ne işin var lan? Beni bırak, senin orada ne işin var? Sen ne yapıyorsun burada? Ha? Hani dün konumu attın ya, yarın gel kahvaltı yaparız diye. Ha, kapı açık mıydı peki? Annen açtı moruk. Annem evde mi oğlum? Annem evde mi oğlum gerçekten Mert falan? Evde kanka. Sen onlar mı açtı kapıyı? Aynen, aşağı alt kattan açtılar. Kanka birisi dediler, az önce üst ben... Üst kattadır dediler. Kanka inanmazsın, ben az önce buraya girdim, kapıyı üzerime birisi kilitledi gitti buradan. İnanmazsın, ben orada sabahtan beri nefessiz kaldım, daraldım, ölüyordum yani. Şaka yapıyorsun sen. Yemin ederim. Oğlum evden birisini falan arasaydın, bir şeyler yapsaydın. Kanka orada telefonum çekmiyor. Çekmiyor mu? Açmaya çalıştım sana, aynen. Oğlum gel çıkalım ya. Nereye gidiyoruz oğlum? Son azıcık ya, yoruldum ya. Gel çıkalım buradan. Az önce neler yaşadığımı bir ben biliyor bak. Burada mı gitti kanka? Aynen. Bu çarpıyor muruk? Neyi? Kanka ben burayı mühürledim. Buraya kimse giremez artık. Bu evde başkaları da yaşıyor. Ben değil, sadece başkaları da yaşıyor kanka. Ailen dışında. Bak yukarıda bir yer var. Ben oradan çok şüphelenmeye başladım kanka. Ben buradan biraz şüphelenmeye başladım. Oradan birileri mi geliyor? Bilmiyorum ki artık. Derim bence de gidelim ya. Ama evdekiler de bak, buradaysa annem, kardeşim buradaysa ben onları tek başına bırakamam burada kanka. Sen Esenyurt'tan mı geliyorsun ta gerçekten kanka? Yok, ben Seyran Tepe'de ofiste kaldım. Ha, oradaydın. Oradan geldim aynen. Esenyurt'tan gelmedim. Olaya bakar mısın ya? Hadi çık, ayakkabılarını giyin, çıkalım o zaman kanka. Kusura bakma seni de böyle bir durumda. Sıkıntı yok. Kırdım yani. Ama beni kurtardığın için gerçek anlamda sana çok teşekkür ederim. Adamsın, eyvallah. Bu nasıl bir iş lan, bu nasıl bir iş lan? 2 dakika video çekelim dedik, orada kilitli kaldık. Ayaküstü gidiyorduk, mezara gidiyorduk ya. Ama iyi ki geldim ben. Hadi. Çıkalım artık kanka. Şu arkada görmüş olduğunuz ev yüzünden başım sabahtan beri belada. Girdim oraya nefessiz kaldım. Yasin sağ olsun beni kurtardım. İyi ki sana dün konum atmışım ya. Evet. Sana iyi ki dün konum atmışım gerçekten ya. Vallahi billahi. Kanka senin arabayla mı gideceğiz, benim arabaya? Gel benim arabaya atlayalım gidelim kanka. İyi, artık. Tamam. Benim arabaya atlayalım gidelim artık. Bu böyle olmayacak çünkü. Yani Yasin gelip beni oradan çıkarttı ya, gerçekten çok teşekkür ederim kanka. Şu an bir tane deniz manzaralı bir yere çekeceğim falan, biraz kafa dağıtacağım, manzara görmek istiyorum. Sıkıldım yani, içim bunaldı moruk. İçeride tabutun içinde gibiydim kanka. Sen nereden geldin? Direkt bu şeyden... Seyran Tepe'den buraya geldin ha? Bastım yanına geldim, direkt Seyran Tepe'den çıktım. Benim orada olduğumu çoktan nereden geçtim. Sesten mi duydun? O ben oraya vurdum ya, onu mu duydun? Mert Ali'yle annen aşağıdan dedi, Yiğit dedi yukarıdadır dedi. Odasında şarkı dinliyordur muhabbeti. Çıktım geldim, baksana çok deli trafik. Bu ne oğlum, ben nasıl geri döneceğim ya? Çok deli trafik var. Ben nasıl geri döneceğim ya buradan? Kulede çok çekim duruyor ama. O kulenin ben Allah belasını versin bu arada. Vallahi orada hiç sevmediğim insanlar oturuyor. Nereye gidiyorsun şimdi? Ben şu an seni Ferah Mahallesi'ne götürüyorum. Gerçek anlamda Yasin olmasaydı şu an ben hala orada duruyordum. Ve büyük ihtimalle ilerleyen saatlerde de başıma kötü şeyler gelecekti. O yüzden şu anda çıktık dışarıya, evden çıktık daha doğrusu. Ama annemle Mert evdeymiş, öyle duydum. Onları bırakıp çıkmak ne kadar iyi oldu bilmiyorum ama. Ve videoyu sonuna kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. 1 milyon abone olacağız ve hala eski kitleye hitap edebiliyorsam, hala eski Yiğit Alp videolarıyla devam edebiliyorsam sizi seviyorum. Şimdi arkadaşın yanına mı gideceksin gerçekten? Beni yalnız mı bırakacaksın? Kanka çok acil bir ayakkabı muhabbetimiz var çocukta. Ona gideceğim ha. Ben... Ayakkabıyı almam gerekiyor. Sen
Geri geleceksin ama değil mi? Yani mecbur geleceğim yanına. Gel. Halledip geleceğim. Tamam, söz veriyorum. Yanıma geleceksen yani. Sıkıntı yok kardeşim. Tamam. Var mı isteğin? Kendine çok iyi bak. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Çocuk artık 1 milyon olsun. Adamsın. Hadi öpeyim, görüşürüz. Kankam, görüşürüz. Arkadaşlar ehliyeti olmayanlar gerçekten araba kullanmasınlar. Trafikte çok ehliyetsiz insanla karşılaşıyorum bu sıralar. O yüzden söylemek istedim. Böyle bir gün kötü bir gün iyi hissetmek gerçekten artık çok garip gelmeye başladı. 5 dakika önce çok kötü hissederken 5 dakika sonra çok iyi hissetmek çok farklı gerçekten. Bilmiyorum arkadaşlar. Bugün feragat çıkmış. Feragat güzel şarkı. Ne yapıyorsun lan? Bir şey soracağım. Odanın kapısını sen mi açık bıraktın? Benim odamın mı? Ha. Bir dakika. Ne oluyor lan? Birisi mi var? Allah aşkına ya. Mert'li ya. Korkutma beni ya. Yok bir şey yok. Buradan uzak dur. Terastan uzak dur, tamam mı Mert? Terasa sakın yaklaşma moruk. Niye ki? Benim odama girme ya. İstemiyorum. Boş ver. Evde farklı farklı şeyler oluyor. Buradan taşınabiliriz yakın zamanda, haberin olsun. Ay yeni taşındık. Tam buradan taşınabiliriz, haberin olsun. Sıkıntı çünkü. Vallahi sıkıntı mı abi? Sen bir saat önce ne yapıyordun? Neredeydin? Aşağıdaydım. Oturuyorduk annemle. Daha yeni gelmiştik dışarıdan. Anladım. Saçların farklı olmuş. Bilmiyorum. Ama bak dikkat et. Harbi teras gerçekten biraz problem. Ben sana öyle söyleyeyim. Evde kimse var mı lan? Allah aşkına. Korkuyorum gerçek anlamda. Korkuyorum ya. Dönüp dolaştım buraya geldim. Normalde eve gelmeyecektim ama ailem burada olduğu için ne yapayım arkadaşlar? Gelmek zorundayım yani buraya. Onları burada tek başına mı bırakayım lan? O ne lan? O ne lan?